Yusuf Kaplan: Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi tehlikede. Türkiye çok yönlü, kapsamlı ve zorlu bir istiklal ve istikbal mücadelesi veriyor. Bu mücadelenin ne olduğunun tam olarak anlaşıldığını da, tam olarak anlatıldığını da sanmıyorum toplumda. İstiklal ve istikbal mücadelesi Türkiye'nin yönünü ve yörüngesini bulma, yeniden tarihin akışını değiştirecek uzun soluklu bir medeniyet yürüyüşüne soyunma mücadelesidir. Bir toplum varlık sebebini yitirirse, bu iş hamasetle, sloganla filan olacak bir iş değildir. Bu iş öncelikli olarak Türkiye'nin başına ne geldiğini, Osmanlı ile birlikte Türkiye'nin niçin ve nasıl durdurulduğunu, dolayısıyla tarih yapan bir aktörden, tarihte tatil yapan bir figürana nasıl dönüştürüldüğünü, kısacası Türkiye'nin yönünü, yörüngesini nasıl yitirdiğini, yönünün, yörüngesinin yegane kaynağı medeniyet iddialarını nasıl terk ettiğini ya da terk etmeye zorlandığını ve Batılıların güdümüne nasıl girildiğini derinlemesine idrak edebilmeyi, bütün görünür görünmez boyutlarıyla görebilmeyi gerektirir. Bu cümleyi biraz açayım. Bu toplum varlık sebebi bu toplumun varlık sebebi İslam'dır. Bu toplum Müslüman olduktan sonradır ki sadece İslam tarihinin değil, dünya tarihini yapmaya başladı. Bunun sağlamasını yapmak hiç de zor değil. Kabaca 2000 yıllık insanlık tarihi boyunca Asya'nın içlerinden Avrupa'nın içlerine kadar iki büyük yolculuk gerçekleştirdik. Müslüman olmadan önce gerçekleştirdiğimiz ilk yolculukta pagan ve barbar batılılardan farklı bir şey yapmadık. Yaktık, yıktık ve sonunda biz de yok olduk. Köken olarak esas itibariyle Türk olan Bulgarlara ve Macarlara bakmanız kafi nasıl yok olduğumuzu görebilmeniz için ne Türklükleri kaldı ne de Müslümanlıkları Türklerin Türklüklerini Kürtlerin Kürtlüklerini Arapların Araplıklarını koruyabilmelerinin de yegane şartı İslam'dır. Bu toplumun yegane varlık sebebi de tarihte üstelik de insanlık tarihinin akışını değiştirecek kadar varlık gösterebilmesinin yegane sebebi İslam'dır. İslam'la ilişkisi sıfırlanan genç kuşaklar Türkiye tarihi bir süreçten geçiyor. 7 milyonluk genç kuşağın 5 milyonu bu ülkede bu ülkenin ruhuna, ruh köklerine, İslam'a olan aidiyet bilincini de, aidiyet bağlarını da kaybetmiş durumda. İslam'la ilişkisi sıfırlanan, aidiyet bilinci yok olan kuşaklar bu toprakları koruyamazlar. Köklü bir direniş, diriliş ve varoluş yolculuğuna ihtiyacı var bu toplumun. Böyle giderse bu toplum İslam'ı terk eder ve yok olma sürecine sürüklenir Allah muhafaza. Bu toplum varlığını İslam'a borçludur. Tarihte varlık göstermesini, tarihin akışını değiştirecek büyük medeniyet yolculukları gerçekleştirmesini İslam'a borçludur. İki asırlık modernleşme tecrübesi, Cumhuriyet'le birlikte önce devletin bütün kurumlarının İslam'dan arındırılmasıyla sonuçlandı. İkinci aşamada da toplumun seküler zihin kodlarına göre yeniden inşa edilmesiyle birlikte İslam'dan uzaklaştırılması projesi yürürlüğe konuldu. Toplumun sekülerleşmesi süreci sağ muhafazakar iktidarlar eliyle gerçeğe dönüştürüldü. Gelinen noktada İslami kesimler güle oynaya sekülerleşiyor, İslami duyarlılığını yitiriyor. Hatta İslami kesimlerin çocukları deizm'e, ateizme doğru kayıyor acil ve kalıcı önlemler şart. Toplumda süratle gerçekleşen bir İslam'ı terk etme süreci yaşanıyor. Oysa bu toplum İslam'ı kaybederse hiçbir şeyi kazanamaz, varlığını bile sürdüremez. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi asıl şimdi başlıyor. Dünyanın tam da İslam'a şiddetle ihtiyaç duyduğu, salgını bile İslam'ın temizlik anlayışı ve koruma yöntemleriyle yenmeye çalıştığı bir zaman diliminde Türkiye'nin toplumun İslam'ı terk ediyor olması, Türkiye'nin toplumun İslam'ı terk ediyor olması ürperticidir insanlığın geleceği adına. Bu toplumun yeniden Müslümanlaşması, adalet, hak, hukuk, helal haram ölçüleri gibi İslami ilkeler ışığında yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Eğitimin, kültürün, sanatın, medyanın sömürgeci, mankurtlaştırıcı bir zihniyette adeta toplumu yok etmek için savaştığı bir ortamda toplum, genç kuşaklar İslam'ı terk etmeyecekler de ne yapacaklar? Acil önlemler alınması şart. Türkiye'nin istiklal ve istikbali tehlikede vesselam. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak